Sevgili kitap dostlarım merhaba. Yeni bir kitap inceleme bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu bölümde sizler için incelemek üzere seçmiş olduğumuz eserimizin adı Hilafet Hareketleri. Hilafet Hareketleri Profesör Doktor Kemal Öke tarafından hazırlanmış bir akademik araştırma. Bu çalışma Ankara Türkiye Diyanet Vakfı baskısı elimizdeki nüshan 1991 yılına ait. 16-24 ebatlarında Şamua Karton ile birinci hamur kağıda basılmış vaziyette 178 sayfadan oluşmakta. Kitabın cildinin üzerinde çok güzel kabartma bir Osmanlı arması da bulunmakta. Şöyle ilk sayfaya geçtiğimizde bizi ilk sayfada Hattat Hamid'in çok güzel bir besmele Tuğra şeklindeki istifi karşılamakta. Ve bu Tuğra istifi Hicri tarihi olarak 1400'e tarihlenmiş. Kitap künyesine baktığımızda Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilmi eserler serisi içerisindeki 32 kitap 32. kitap olarak görülmekte. Diyanet Vakfı yayınlarının aynı zamanda tüm serisi düşünüldüğünde 61. kitap olarak baskıya girmiş efendim. Ardından kitabın fiziksel özelliklerine şöyle baktığımızda birinci hamur olmasının hasebiyle hem okuması hem de istifade etmesi kolay, güzel bir çalışma. İthaf edilen bir hemen arka kapakta küçük bir metin bulunmakta. Profesör Doktor Mim Kemal Öke ithafını aynen şu şekilde ifade etmiş. Çağımızın güç ve çıkara dayalı milletler arası münasebetlerinde ismiyle müsemma, saf bir romantizm ile tarihimizin en ümitsiz devresinde bizi bırakmayan Türk sevgisinin hala içtenlikle yaşadığı ve halkından gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiğim Kardeş Pakistan'a şeklinde uzun bir ithaf cümlesiyle Kardeş Pakistan'a ve halkına ithaf etmiş bu kıymetli çalışmayı. Çalışma adından da anlaşılacağı üzere hilafet hareketlerinin özellikle 1914 ile 1924 yılları arasında Türkiye'de milli mücadelenin yürütüldüğü Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak devam eden süreçte o dönemde İngiliz sömürgesi Hindistan ve Hindistan bünyesinde henüz istiklalini kazanmamış Pakistan'daki dost, kardeş, Müslüman halkıyla olan karşılıklı dayanışmanın akademik incelemesi bulunmakta. Bu incelemeyi çok kıymetli kılan yönler var. Onları birazdan sizlerle paylaşacağız efendim. Hilafet hareketleri başlığıyla çıkan bu eserin alt başlığında da Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi şeklinde aslında kitabın tamamını özetleyen güzel bir alt başlık seçilmiş. Efendim sonra takip eden sayfanın içerisinde bol miktarda kurum ismi geçtiğinden dolayı akademik çalışmalarda yapılan bir kısaltma tablosu bulunmakta. Ardından Profesör Doktor Mim Kemal Öke'nin çok kıymetli bir ön sözü söz konusu. Hem Uzak Doğu Müslümanlarının, Hint Müslümanlarının, Pakistan Müslümanlarının serencamını anlatan bir özet niteliğinde hem de eserin çalışma yaklaşımını, tarzını, usulünü, metodolojisini açıklayan 3 sayfalık bir ön sözü bulunmakta efendim. Ardından çalışmanın giriş bölümüyle beraber Hilafet Hareketi'nin oluştuğu ortam 1900-1918 şeklinde başlatılmakta. Efendim, çalışma 3 ana bölümden oluşmakta. Bu 3 ana bölümün ilk kısmı giriş. Giriş başlığının altında biraz önce de ifade etmiştik, Hilafet Hareketi'nin oluştuğu ortam açıklanmaya çalışılmakta ve kronolojik olarak 1900-1918 yılları arasına bir tarihleme söz konusu. Güney Asya'da İslamcılık cereyanını hazırlayan etkenler, Trablus, Balkan Savaşları sırasında Güney Asya kamuoyunun infiali, cihat ilanı ve teşkilat-ı mahsusanın Hindistan'daki faaliyetleri şeklinde başlıklanmış. Kaynakça kısmında belirteceğiz ama bu çalışmayı kıymetli kılan en güzel tarafı çalışmanın ifade edildiği, incelendiği coğrafyadaki hali hazırdaki bütün devletlerin arşivlerine göz atılmış olması. Kaynakça bölümünde onu detaylandıracağız efendim. Girişten sonra 37. sayfa 1. bölüm diye başlar. Kronolojik olarak da bölümlendirme devam etmekte. 1919-1920 yılları ki Türkiye'de İstiklal Mücadelesi'nin başladığı ve şekillendiği dönemdir aynı zamanda.
Bir yıllık süreç yaklaşık 20 sayfada incelenmiş. Türk Hilafet Hareketi'nin doğuşu ve gelişimi der bu bölüm için Üstad Mim Kemal Öke. Türklere daha iyi barış şartları tanınması için İngiltere nezdindeki kulisler, Kuvayi Milliye'nin doğuşu ve milli mücadeledeki İslam faktörü, Sevr öncesinde Hilafet Komitesi'nin Avrupa'daki temasları, İslam uyanışı tehlikesine karşı, parantezle tırnak içerisinde bu, araştırmacımız da aynı şekilde tırnağı almış. Çünkü bu İngiltere'ye göre, bize göre değil. İslam uyanışı tehlikesine karşı İngiltere'nin yaklaşımı ve ardından ikinci bölüm, Hilafet Hareketi'nin zirvesi olarak nitelendirilmiş. Mim Kemal Öke hocamız tarafından 1921 ve 1922 tarihleri bu süreci içerisinde mercek altına alınmış. Alt başlıklarına baktığımızda İstiklal Hürriyet yolunda pasif direnişten şiddete, Afganistan olayları ve İngiltere'nin böl yönet tedbirleri, Sultan Vahdettin'in kaçışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafetinin istinadgahı oluşu, yani bir nevi hilafet yetkisinin saltanattan TBMM'nin uhdesine aktarılması. Yine bu bölümde son alt başlık, Hint Müslümanlarının Mustafa Kemal Paşa'yı Mücahidi İslam, yani İslam'ın Mücahidi olarak seçmeleri. Son üçüncü bölüm olarak da Hilafet Hareketi'nin çöküşü, yani 1923-24 yıllarındaki süreci anlatmakta. Bu dönemde Emir Ali Ağahan mektubunun yarattığı zihin bulanıklığı, Türkiye'de hilafet neden ve nasıl kaldırıldı? Hilafetin ilgasının Güney Asya'daki yankıları, yani karşılanışı şeklinde devam etmiş. Son söz olarak da araştırmanın genel değerlendirmesi yapılmış. Güney Asya Müslümanlarının milli mücadeleye katkıları çok kıymetli belgelerle birlikte Türk'ün milli hakimiyet davasının Güney Asya'daki akisleri incelenmiş efendim. Sonrasında da eser dipnotlar ve kaynakça diye bitmekte ama biz şöyle içerikten kısa iki sayfadan söz etmek isteriz. Giriş bölümünden almış olduğumuz, ilk bölümden almış olduğumuz bu yaprakların birisinde cihat ilanı ve teşkilat-ı mahsusanın Hindistan'daki faaliyetleri çok ilgi çekici detaylar vermekte. Enver Paşa'nın her türlü iletişim kısıtına rağmen daha Garbi Trakya'dan, Batı Trakya'dan başlayıp Hindistan'a kadar uzanan bir teşkilat-ı mahsusa operasyonları silsilesinin içerisinde İpek Mendil olayının detayları zikredilmekte. Daha fazla detay vermeyelim. İzleyicilerimiz meraklarını mucibise rahatlıkla esere ulaşabilirler. Eser çünkü hala piyasada. Ve sonrasında dipnotlar kaynakçaya geçmeden önce dipnotlar kısmına eğilmek istiyorum. Araştırmacımız tüm bölümlerin dipnotlarını ayrı ayrı vermiş ki her birisi çok kıymetli eserler. Efendim, dipnotlar faslında bizim ifade etmemiz gereken özel bir durum daha söz konusu. Onu ifade etmiştik. Araştırmanın yayıldığı coğrafyanın tamamı kapsama alanına alınmış şeklinde. Bakınız efendim hangi arşivler var? Türk arşivleri var, Türkiye arşivleri var. Bunların içerisinde Cumhurbaşkanlığı Atatürk Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Hazine Evrak Dairesi arşiv belgeleri, yine İngiliz arşivleri içerisinde Public Record Office Londra'da, yine aynı şekilde India Office Records and Library, yani Hindistan arşivlerinin, Hindistan arşiv belgelerinin bulunduğu kayıtlar incelenmiş. Yine University Library, Cambridge Üniversite, Cambridge Üniversitesi kütüphanesindeki özel belgeler incelenmiş. Yine aynı şekilde efendim Pakistan Milli Arşivi incelenmiş İslamabad'da. All India Muslim League Reports şeklinde 1906 ile 1947 yılları arasını kapsayan Pakistan arşivleri. Yine Amerikan National Archive mikrofilm koleksiyonları efendim incelenmiş. Ardından resmi yayınlar, basılı belgeler, diplomatik yazışmalar, antlaşmalar, tutanaklarla ilgili bu bahsetmiş olduğumuz ülkelerin neredeyse her bir dokümanına, her bir yayınına atıf bulunmakta. Genel eserlerin içerisinde de Türkiye'de bu konuya eğilmiş akademisyenlerin haricinde uluslararası İngiliz, Pakistan, Hindistan, Amerika
ve farklı ülkelerin araştırmacılarının yayınlarından da istifade edilmiş efendim. Bu konuda çok zengin bir kaynakça. Yine gazete ve dergilerden Current History, New York, Daily Telegraph, Londra, Hakimiyet-i Milliye, İktam, Sebilur, Reşat Tanin, Tercüman gibi bizim ülkemizdeki şu an yayında olmasa da arşivlerimizde bulunan eski mecmualarımızın ve gazetelerimizin yayınlarına bakılmış. Sonunda da yine benzer tezlerden istifade edildiğine dair uzun bir kaynakça söz konusu. Bu konuya eğilmek isteyen genç araştırmacıların eser kadar kaynakçasına da bakılması kesinlikle önerilir. Dilerseniz son sözü Hilafet Hareketleri'nin arka kapağında Profesör Doktor Mim Kemal Öke'nin değerlendirmesiyle noktalayalım. Sayın Öke der ki 20. yüzyılın başlarında gerek Güney Asya'daki Müslüman gerekse Osmanlı Türkiye'sindeki Türk dıştan himaye gören unsurların tazyiki altında bir zamanlar milleti hakimi olduğu ülkede ülkesinde çeşitli cefa ve eziyetlere katlanmaktadır. Türkiye'de Müslüman olmayan anasır iktisadi gücü ele geçirmiş siyasi emirler peşinde koşmakta, Türkiye topraklarını parçalamaya hazırlanmaktadır. Gaznelilerden biri Güney Asya'nın efendisi olmuş Müslüman ise Güney Asya'da sömürgeci idare ile işbirliğinde Osmanlı azınlıklarını aratmayan Hinduların becerikli köşe kapmacası sonucu vatanında ikinci sınıf vatandaşlığa itilmekte, benliğini ve kültürünü kaybetme noktasına doğru süratle sürüklenmektedir. İlginç olan her iki kıtada da bu gelişmeleri yol açan dış faktör aynıdır diyor İngiltere ve bu şekilde devam ediyor. Değerli kitap dostları, İncelenmesini talep ettiğiniz kitaplar ve nadir eserler için www.tarih.com künye sayfasında bizim incelenmesi istenilen, talep edilen kaynaklarla ilgili bir formumuz var. Bize doğrudan oradan ulaşabilirsiniz. Sizin talep ettiğiniz kitapların da incelemesini yapıp yayınlayabiliriz. Erol Kömür'le kitap incelemelerinin yeni bölümünde görüşmek dileğiyle efendim. Paylaşımlarınızdan haberdar olmak için kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle efendim.